Yazılı Yazır mısın? Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar 2. dönem 2. Almanca yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı sorularımız safiherbaş.com adresine derlenmiştir. Dilerseniz ziyaret edebilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuzda soru zamirlerini boşluklara doğru olarak yazmamız istenilmekte. Şimdi ilk ifademize baktığımızda arkadaşlar, Comstudent ne demektir? Geliyor musun? Nereden? Von Benfong, yani tren istasyonundan. O zaman... Soru olarak ne sormamız lazım? Nereden geliyorsun gibi bir ifade sormalıyız. Nereden ifadesi de Almanca'da woher olacaktır. Woher comes to den. Nereden geliyorsun? İşte tren istasyonundan geliyorum diye cevap verebilmemiz gerekmekte. Bu şekilde sorularımızı ilerleyeceğiz. Wo Wohnen deine Freunde. Arkadaşların yaşıyor mu? Nerede? In Ausberg. Ausberg'de. O zaman ne diye sormalıyız? Nerede arkadaşların yaşıyor? kle yaşamaktalar o zaman nerede olarak da who'yu sormalıyız arkadaşlar Woher neydi nereden bu nerede olacaktır bu şekilde wo de nereye olacaktır bu şekilde ifadelerimizi söyleyebiliriz şimdi c'ye baktığımızda nokta nokta biz to cegenden yani ayrıldınız mı e, Zur post post ofisine doğru yani post ofisi ifadesi yani nereye nereye gidiyorsunuz, nereye ayrılıyorsunuz gibi bir ifade. Bu yüzden de burada da wohin'i kullanmamız gerekmektedir. Nereye? Wohin, wohin bist du gegenden zur post, post ofisine doğru. Nereye bakın anladınız mı? Bu şekilde sorumuzu söyleyeceğiz arkadaşlar. Buraya bakıyoruz. Post ofisine doğru olduğu için nereye sorusunu sormalıyız. Burası wohin. D'ye bakalım. Noktada sind deine Freunde gefahren. Bu da ne demektir? Arkadaşların sürdümü e, ulma doğru. Yani ulma doğru sürdümü gibi, gibi, bir ifade olacaktır. O yüzden burada da arkadaşlar bu uyu kullanmamız gerekmektedir. Nerede? Şeklinde olacaktır. E'ye bakalım. Doktor da kam dain fata. baban geliyor mu? Nereden? Kayseri'den. O zaman soru olarak nereden sorusunu sormalıyız. O yüzden de Woher'i buraya tekrar Yazıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sorularımızın cevaplanması lazım. Bu şekilde ki vuhyu, vohini, voherin anlamlarını bilmeniz gerekiyor. Sonuçta cevap olarak verilen ifadelerin ne anlama geldiğini bilmeniz gerekiyor. Bu şekilde halekleri getirerek soru zamirlerini yazmanız gerekmektedir. Devam edebiliriz B'deki sorumuzla. 10 puanlık bir sorumuz. Aşağıdaki iki kelimelerin Türkçe karşılıklarını yazdığınız denilmekten. Şimdi ilk kelimemize bakalım. Dini şüşel. Dini ne demektir? anahtar demektir. Hemen buraya anahtar yazıyoruz arkadaşlar. Anahtar. Yerine bakalım. The lane want Lane want ise tuval demektir. Tuvali yapıştıralım. Der kam. Tarak demektir arkadaşlar. Tarağı yazalım. The needle ise iğne demektir. Buraya da iğneyi yazalım. Der pinsel ise fırça demektir arkadaşlar. Gene ilgili yönetilerin kelimeleri bu şekilde de karşınıza gelebilir. Kendiniz bu kelimelere de çalışın. Ayrıyeten kitabınızda oturup arkadaşlar kelimelere hani çıkabilme olasılığı yüksek olan kelimelere bakmanızda fayda var böyle bir soru karşınıza gelebilmekte. C bölümümüze devam ediyoruz arkadaşlar. Burada da bize bazı kelimeler veriliyor bu kelimeleri uygun boşluklara yazmamız istenilmekte. Bu da gene çok sevdiğim bir soru. Öğretmenleriniz de seveceği bir sorudur. Buraya da yıldızımızı atalım. Böyle gelebilir. Şimdi öncelikle kelimelerimize bakalım. Nagel fly ne demektir? Tırnak törpüsü demektir. Sport shoot ise spor ayakkabı demektir. Zaten adı üstünde spordan anlayabilirsiniz. Sonen birille, sunan birille güneş gözlüğü demektir. Sonen işte son e, güneş, güneş gözlüğü şeklinde de mantığı kurabilirsiniz. Şampu hepiniz de bildiği gibi şampuan olacaktır. Bet anzuk ise maya olacaktır arkadaşlar. Buna göre ilk cümlemize baktığımızda. Wie sonne sınayt meine Augen tun ve ich broche ein Ne demektir? Bakın diyor ki güneş parlıyor. Gözlerim acıyor. İhtiyacım var. Neye ihtiyacım var o zaman? Güneş varsa gözlerim acıyorsa benim güneş gözlüğüne ihtiyacım var. Sonnen biriyle ihtiyacım olacak arkadaşlar. Sonnen ille benim ihtiyacımı karşılayacaktır. Güneş gözlüğü. Böyle sorular karşınıza gelir. Sonnen burada iki ne var? Belirtelim. 2'ye bakalım. My Nagel ist up Broşun. Ich Broşe aynı nokta nokta. Tırnağım kırıldı. Benim ihtiyacım var. Neye ihtiyacım var? Tabii ki tırnak törpüsüne ihtiyacım var. Zaten bakın burada Nagel deniliyor. O zaman biz de burada hani buna benzer bir şey kullanacağız. Bu şekilde hani kelimelerin anlamlarını bilmiyorsanız dahi böyle bir mantık yürütme yapabilirsiniz. Nagel fly ne demekti? Tırnak törpüsüydü ve tırnak kırıldığı için tırnak törpüsüne ihtiyacı var. 3. Ihnen heute private Freizeit zay sei glai meinen.de'da an. Ne demektir? Bugün havuza gideceğim. Eee çekeceğim gibi hani bana buna ihtiyacım var. Havuza gidecekse o zaman neye ihtiyacı olacaktır? Havuzda giyilen mayo'ya tabii ki de ihtiyacı olacaktır. O yüzden de arkadaşlar burada Bade anzug diyebiliriz arkadaşlar. Bade arzu buraya yazalım. Bade Anzuk neydi? Mayo demekti. Havuza gidiyorsa da mayoya ihtiyacı var tabii ki de. 4. Ich möchte sport shoot anziehen. Wo sind denn meine nokta nokta? Spor ayakkabıları giymek istiyorum. Benim nokta noktalarım nerede? Spor ayakkabı giymek istiyorsa o zaman spor ayakkabılarının nerede olduğunu merak edecektir. Sport shoot de spor ayakkabıdır. Hemen buraya yazalım. Sport shoot. Evet. Spor ayakkabısı Nerede diye sormakta. Bece bakalım. Ich gehe düşen kannst du mir das nokta nokta geben. Burada ben duşa gireceğim demekte. Ee, bana şunu verebilir misin diye sormakta. Duşa girecekse neye ihtiyacı olacaktır? Tabii ki de şampuana ihtiyacı olacaktır arkadaşlar. Buraya da şampuan yazalım. Şampu. Şampuana ihtiyacı vardı. Bu şekilde bakın. Aslında çok kolay. Kelimelerin anlamlarını bilseniz, sorularında ne demek istediğini bilseniz çocuk oyuncağı gibi yapıştırabilirsiniz. Eğer hiçbir şey bile bilmiyorsanız ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bakın burada sone var. Ne demek? Güneş demek. Burada ne var? bir brille var. Güneş gözlüğü. Demek ki bu ikisi alakalı birbiriyle. Burada ne var? Nagel var. Tırnak var. Burada ne var? Nagel fly. Tırnak törpüsü var. Alakalı kesinlikle yapıştırabiliriz. Bu şekilde mantık kuracaksınız. Burada spor ayakkabı var. Zaten direkt spor ayakkabıyı yapıştırdık. Hani her zaman işe yaramasa bile en kötü ihtimalle karşı bunu yapabilirsiniz. Eğer hiçbir fikriniz yoksa soru hakkında bunu yapmanızı tavsiye etmekteyim arkadaşlar. Ve sıra geldi Almanca sınavların olmazsa olmazı fiillerin çekimlendiği tablo. Bu gibi ifadeler yani bu tarz sorular her Almanca sınavında karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar ve oldukça dikkat etmeniz gerekmekte. Bize burada erklären, Besayin, Uben ve Vermüten fiilleri veriliyor. Gelin birlikte öncelikle bunun ne anlama geldiklerine bakalım. Erklaren açıklamak demektir. Betuhaj'ın ziyaret etmek. Üben pratiktir arkadaşlar. Vermüten de tahmin etmek. E, varsaymak gibi anlamlara gelebilmektedir. Bunları ih, do, er, zi, es, vir, ia ve zi ile e, çekimlememiz istenilmekte. Hemen bakalım. İhi kendi yapmış zaten. i erklare. Du da ne olacaktır arkadaşlar? Erklarst olacaktır. Hemen yazalım. Erklarst. ST gelmekte gördüğünüz gibi şekilde söyleyebiliriz. Sonra Erzies de erklart olmakta, buradaki s gitmekte. erklart şeklinde söyleyebiliriz. Vi de arkadaşlar yine aynı şekilde yalın halinde olduğunu söyleyebiliriz. Erkların şeklinde olacaktır. Ya da nedir? Erklart olmaktadır. Erklart şeklinde e, ya da söyleyebiliriz. Z'de de işte ise arkadaşlar gene yalın haliyle yani ilk hali erkların şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir belli bir şeyden sonra benzer sıralamaya doğru gitmekteler. Bir bakalım. Ee, burada nasıl olacaktı arkadaşlar? Besüşe olacaktır. Ee, şöyle yazalım. Besüşe. Bu şekilde ih besüşe olacaktır. Duda büsaiş olmakta. ST gelmekte gördüğünüz gibi. Erziyes de olmakta ve buradaki aradaki S gitmekte yukarıdakiyle. Fi de zaten aynı şekilde e, yalın haliyleydi. Yani üstteki en baştakini buraya alıp yapıştırıyoruz. Sonra ya da da Besuaj olmakta arkadaşlar. Besuaj T gelmekte. Yani şuradaki Erziyes'teki gibi. Diğeri de gene aynı şekilde yalın haliyle yazıldığını söyleyebiliriz. Besuaj. Zaten genelde Vir'de ve Z'de e, yalın haliyle yazılmaktadır. Sonra devam edelim. Üben fiiline bakacak olursak ih übe olacaktır. İh übe du üps st gelmekte. Sonra e, erziyeste de üpt zaten. V de dediğimiz gibi üvün. Aynı yalın hali. Hatta zi de aynı şekilde olacaktır. Gene ona da üvün diyebiliriz. İ ya da da üpt olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde çekimlenecektir. Vermüten fiiline bakacak olursak ih vermüte vermüte i i vermüte du vermü test ver test st gelmekte gördüğünüz gibi sonra erziyeste ver tet olacaktır vermü tet olmaktadır arkadaşlar sonra via da vermüten olmakta ya da vermü tet olmakta vermü tet ve zide de vermüten gene yalın haliyle olacağını söyleyebiliriz bu şekilde çekim tablosu yapılmaktadır. Böyle bir soru gene karşınıza hani %80 ihtimalle gelecektir. Hani bu sözcükler bu fiiller olmasa bile başka fiillerle böyle bir çekim tablosu sizleri bekliyor arkadaşlar. Bunun mantığını oturtmanız gerekmektedir. Sıra geldi E bölümümüzde 10 puanlık bir sorumuz. Burada da cümlelerle yan cümleleri birlikte eşleştireceğiz arkadaşlar. Örnekten anlayacaksınız. İlkine baktığımızda. Virgenhennig ins private ne demektir? havuza gidemiyoruz demektir. Havuza neden gidilemez? Eğer arkadaşlar hani buralardan baktığımızda eğer yağmur yağıyorsa havuza gidilemez. O yüzden biri eyle eşleştirelim. Ben as regret yağmur yağdığından dolayı işte havuza gidememekteler. Biri eyle eşleştirdik. Böyle yapacaksınız. My name is Kent Mir E. Clyde. Annem bana elbisesini verir. Ne zaman verecektir arkadaşlar? When E he azan bin yani 18 olduğumda 18 yaşına girince annem elbisesini bana verecek diye bir cümle kurabiliriz. En alakalı bu olacaktır. 2'yi de C ile eşleştirelim. 3'te ich heute Abend ins Kino gehen. Ben bu akşam sinemaya gitmek istiyorum demektir. Bunun için koşulumuz ne olacaktır arkadaşlar? Şöyle bir bakacak olursak wen meine Eltern es erlaufen eğer ailem yani ebeveynlerim izin verirse annem babam izin verirse sinemaya gitmek istiyorum. Elten ebeveyn demektir. Hemen üçü de aile yaşayışmış olduk. Dörtte mine brother möhte ben geç şu lafın benim abim geç yapmak istiyor. Ne zaman geç yatabilir arkadaşlar? Tabii ki de baktığımızda ben frein zint yani tatil olduğunda geç yatmak isteyecektir. O yüzden de dördü de B ile Beşe bakalım. İlmüs imer medikante nehmen. Medikante ilaç almak demektir arkadaşlar. E, i̇laç almak zorunda kalıyorum. Ne zaman ilaç almak zorunda kalırız? When I krank bin. Hasta olduğumda. Hasta olduğumda ilaç almak zorunda kalıyorum. Bu şekilde. beş de D ile şaşırmış olduk. Bir tekrar edecek olursak. Bir gehen ni ins e, fry fry bet. E şaşırmıştık. When es e, havuza gidemiyoruz yağmur yağdığından dolayı. 2de my name Muttersken Mir i Clarit annem elbisesini bana verecek ben i e, ahzen bin e, yani 18 yaşında olduğumda annem elbisesini verecek. Ich möchte heute Abend ins Kino gehen. Bugün akşam sinemaya gitmek istiyorum. Eğer ailem izin verirse when my elder sister's love'ın 4 brother möchte lang schlafen e, bir, abi'm işte geç yatmak istiyor. Ne zaman geç yatmak ister? When Friday'nin tatil olduğunda. Ich müß immer medikante, nehmen. İlaç almak zorundayım ne zaman hasta olduğum zaman arkadaşlar. Bu şekilde sağlamasını da yapabiliriz. Devam edelim F bölümümüzde. Burada da bize verilen bu kelimeleri uygun boşluklara doldurmamız isteniliyor. Nasen, nases, naste. Yani çekimleme gibi bu fiilleri e, ...bu ifadeleri, pardon fiilleri demişim... ...ifadeleri yerleştirmemiz gerekecektir. Gelin başlayalım. İlk cümlemize baktığımızda... ...hastu nokta nokta ohlende zait ...ne demektir? Hafta sonu vaktiniz var mı demektir? Buraya da uygun gelebilecek ifademiz... ...yukarıdakilerden nah test olacaktır arkadaşlar. Yani ortadaki olacaktır. Hemen buraya... ...nah test şeklinde ifademizi söyleyebiliriz. Yani a doğru, hani hafta sonu gibi ifadeleri... Bu şekilde sağlamış oluyoruz. 2'ye bakalım. Wir möhten nokta ja nach Spanien reisen. Ne demektir? Nokta nokta istiyoruz. İşte İspanya'ya seyahat etmek. Burada da ne uygun olacaktır? Gene yukarıdaki gibi nahtes uygun olacaktır arkadaşlar. Nahtes yazmış olalım. 3'te darf du nokta wohe inskinogehen, Haftaya sinemaya gidebilir misin? gibi bir soru oluşturmamız için buraya da gene e, nahte gele, gelmesi gerekiyor. Yukarıdakinin s'si eksik hale Bu şekilde olacaktır arkadaşlar. 4'te kanslu noktun kıso mermit uns Yaz tatilini bizimle geçirebilir misiniz? diye bir soru oluşturmamız gerekiyor. Burada da nasten şu ifademizi getirmemiz gerekecektir. Nasten şeklinde olacaktır. Beşte am nokta nokta tak kamt uli aus deutschland e, nokta nokta günü, günü uli almanya'dan geliyor diye sormamız gerekmekte. Yani söylememiz gerekiyor. Bu da gene yukarıdaki ile aynı şekilde çekimlenmiş olacaktır. Yani bu bir çekim sorusu ezber sorusu bunları ezberlemeniz gerekecektir. G bölümümüze devam edelim. Burada da sıfat tamlamalarını yazmamız gerekmekte. E, ve 20 puanlık bir sorumuz veriliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bakacağız. Das.bilt, wound. Bilt ne demektir? Görsel, resim anlamında bir ifade. Bunt renkli demektir. Hani renkli görsel, renkli resim dememiz gerekiyor. Bunu da nasıl çekimleyebiliriz? Bunte şeklinde tamlayabiliriz. Yani bunte dediğimizde bunte bilt, işte renkli, görsel olmuş olmakta. Sonra derdi nokta nokta, kam, klein. Kam, tarak demektir. Klein, küçük demektir. Küçük, tarak nasıl diyebiliriz? Klein'e şeklinde diyebiliriz. Sonra süvşel veriliyor. Tüşel e, tas, hani tencere tas anlamındadır. Rose fry paslanmaz demektir. Hani paslanmaz, ev aleti gibi paslanmaz. Tencere atıyorum. O şekilde bir ifade olacaktır. O yüzden de burayı da rose fry şeklinde söyleyeceğiz. Rose fry. Sadece e getiriyoruz sonuna. Çekimlenmesi böyle. Pepper deniliyor. Kağıt. Flying ince. Hani ince e, kağıt dememiz gerekmekte. Nasıl diyebiliriz? Flying şeklinde iğne şeklinde söylememiz gerekiyor. Nadal iğne demekte arkadaşlar. Gross büyük demekte. Büyük iğne diyebilmek için de grosse şeklinde söyleyebiliriz. Gross'e şeklinde söylenecektir. Aynı noktada paper dün. E, gene kağıt veriliyor. Buradaki kağıdımız bu sefer ince arkadaşlar. E, dün paper nasıl diyebiliriz? Dünnes şeklinde dememiz gerekmekte. Gene çekimlenmesi bu şekilde olacaktır. Almanca'da çekimler çok önemli. Nadal e, gene iğne veriliyor. Bu sefer sivri uçlu iğne dememiz gerekiyor. Spitze şeklinde diyebiliriz. Spitze sonuna E getiriyoruz. Sonra gene tarak veriliyor. Klein e, küçük tarak dememiz gerekiyor. Nasıl deriz? Kleiner şeklinde diyeceğiz arkadaşlar. Kleiner şeklinde küçük tarak demiş oluyoruz. Süşel kase veriliyor. İşte büyük kase dememiz gerekmekte. Nasıl diyeceğiz? Große şeklinde diyebiliriz. Build, gene resim, e, bund, e, bunu yapmıştık aslında arkadaşlar. Direkt bunte, e, pardon, pardon burada aynı deniliyor. Aynı dediği için bunlardan farklı gördüğünüz gibi. Das buralar. Burada ise aynı buntes şeklinde denilmesi gerekecek. Bu şekilde ifadelerimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Ve sıra geldi son sorumuz arkadaşlar. Burada da iki tane soru soruluyor. Bu soruları kendimize göre cevaplayacağız. 10 puanlık bir soru. Ben burada kendime göre cevaplayacağım. Siz de kendinize göre cevaplayabilirsiniz. Cevaplıyorsanız eğer cevaplarınız cevaplarınızı arkadaşlar yorumlar kısmına atarsanız hani ben de okumuş olurum. Güzel bir etkileşim olmuş olur. Bu şekilde sağlayabiliriz. Siz de cevapları isterseniz şu an durdurun ve cevaplamaya çalışın. Hani sınavdaymışsınız gibi yapın. Sonra ben de kendime göre yapmış olacağım. Tamam çözebiliriz şimdi. İlk sorumuzda was machst Ne yaparsın? Wenn es ait. Kar yağdığında kar yağdığı zaman ne yaparsın diye bir soru sorulmuş oluyor. Ben atıyorum evde kalırım diyeceğim. Sizce kardan adam yapıyorum diyebilirsiniz. Arkadaşlarımın kar topu oynarım diyebilirsiniz. Ben evde kalacağım diyeceğim. Nasıl diyebilirim bunu? I ile başlayacağız. I Live house. Evde kalırım şeklinde söylemiş oldum arkadaşlar. Bu şekilde bu benim kendime göre yapmış olduğum bir şeydi. Siz de basit bir yol olarak bunu kullanabilirsiniz tabii ki de sınavlarınızda. İkinci sorumuzda Was mustu gene ne yaparsın deniliyor. When sunot is't. Güneş olduğu zaman. Güneş olduğu zaman ne yaparsın? Güneş olduğu zaman ben güneşlenirim diyeceğim. Siz de dilerseniz işte parka giderim, arkadaşlarımla gezerim, eğlenirim diyebilirsiniz. Ben de buradan ne diyorum? I G H son Zoom Sonnen. Badın güneşlenmektir. İşte güneşleneceğimi belirtmiş oluyorum güneş olduğu zaman bu şekilde sorularımıza cevap verebilirsiniz arkadaşlar ve son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videolarını görebilirsiniz her sonun her dersin yazılı videolarını kanalımıza bulabilirsiniz ayrıca yazılı sorularına ve daha fazlasına ulaşmak istiyorsanız işte takdir teşekkür hesabıdır çıkmış sınav sorularıdır. Veya bu yazılı sorularından daha fazla örnek görmek, taramak istiyorsanız, prova yapmak istiyorsanız da yazılıdayım.net adresimize uğrayabilirsiniz arkadaşlar. E, benden bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Yine yorumlarınızı, önerilerinizi aşağıya belirtmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Umarım hak ettiğiniz not alırsınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.